Başta yok. Efendim ismim Mehmet Mutka. 1956 doğumluyum. Cümbüş merakım. Nereden başladı? Benim mahallemde bir hocam vardı. Cemali Paktaş isminde. Bizim de mahallemizin insanıydı, abimizdi. Allah rahmet eylesin. Ben dedim ki buna, Cemal abi dedim, ben dedim bir cümbüş alacağım. Cümbüş alacağım. O da bana şaka mıdır, sahi midir gibi al oğlum dedi. Ertesi günü gittim, ben cümbüş aldım. Kaç yaşlarındasın abi o sırada? Efendim? Kaç yaşlarındayız o sırada? 13 bitti, 14. 14. Ben gittim cümbüşü aldım. Ertesi günü Cemal abinin kapısına dayandım. Cemal abi dedim ben geldim. İster kov ister al. Oğlum dedi madem artık dedi buraya kadar geldin iş başa düştü. Biz dedi bu işi yapacağız dedi. Cümbüş merakım. Cümbüş merakım. Bulgaristan'ın Sofya radyosunda bir yaşlı bir kadın, onu da tanımıyorum ama sesinden öyle yaşlıydı yani. Ben bu kadından esinlenerek şey yaptım, cümbüşe bir haz duydum. Dedim ki ben bunu öğreneceğim. Sonra baktım birkaç tane böyle sağa solda düğünlere de gidiyoruz, dinliyoruz. Hoşuma gitti. Yani cümbüş sesi benim hoşuma gitti. Benim kulağımda bir yer yaptı. Ben cümbüşü yavaş yavaş 3 tane parça öğrenmeye başladım. Ne zaman gittin hoca kursa? Ekim, Kasım. Zaten Ekim'de babam öldü. Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart. Kasım'da başladımsa Aralık, Ocak, yaşlarında Şubat, Mart. 4 ay falan. 13 yaşlarında mıydın? Evet, 13'üm bitmişti. Ondan sonra ben, Cemal abi bana dedi ki oğlum ben sana 3 tane parça öğrettim. Hadi bakalım yavaş yavaş çıkmaya başla. Hangi parçalardı abi onlar? Onlar yıllarca bekledim seni. Ben bir küçük cezveyim. İbibikler öter ötmez oradayım. Evet. Bunlarla ben piyasaya çıktım. Kahvelere başladım işte ufak ufak. Yakın yerlerden. Yakınlardan başladım. Nasıl kahveye gidip cümbüş çalabilir miyim mi dedin? Evet. Tabii soruyorum. Kimisi diyor kusura bakma yasak diyor. Kimisi çal diyor. Biz de yasak diyene ısrar etmiyoruz. Evet. Geçip gidiyoruz. Çal diyene çalıyoruz. Ondan sonra ev düğünleri, ufak tefek evlerde o zaman daha çok böyle nişanlar, bilgisayarlar falan yokken bizi çok tutuyorlar yani. Nişanlar, kına geceleri, ufak tefek şeylere gittim. Evlere. Genelde evlere gidiyordum. Ondan sonra 1975 senesinde de Beyoğlu Çiçek Pasajı'na ben ufak ufak gitmeye başladım. Bir restoranda çalışıyordum orada akşamları. Oradan da bazen oraya doğru böyle ayağımı attım. Birkaç kere orada istenmedim. Yerine geldi kovuldum. Yerine geldi sevildim. Yerine geldi sevilmedim. Tabii sevmeyenler, istemeyenler? İstemeyenler oranın müzisyenleri. Sen çalıyorsun, bizim etmemize mani Tabii. Ondan sonra beni de tutmaya başladı müşteri. Beni de tutmaya başladı müşteri. Ondan sonra beni istemiyorlar falan, öyleydi böyleydi. 1, 2, 3, 5, 10 derken ben pes etmedim. Gittim geldim derken orada da sizlerden iyi olmasın birkaç tane amirlerle şey oldum. Diyalog kurdum. Ondan sonra daha bana kimse bir şey diyemedi. Yani o diyalog kurduğum kişiler de oranın kaleleriydi yani. Evet. Sayılı insanlarıydı. Nüfuslu insanlardı. Ondan sonra daha bana kimse bir şey diyemedi. Ben orada 1975'ten 2012 senesine kadar 37 sene bir fiil hizmet verdim. 2012 senesinde ben şöyle diyeyim, 2007'de ben işi bırakmadan gittim hacılığa yazıldım.
Hanımla beraber, eşimle beraber Hacı Dağı yazıldım. Kaç senesinde evlenmiştin ki abi? Ben evet. 94'te. Hı hı. Ondan sonra ben Hacı Dağı yazıldım. Dedim ki hem çalışıyorum hem de acılık kontrol ediyorum işte. Zamanı geldi mi kontrol ediyoruz. Çıkmadı, çıkmadı, çıkmadı. Dedim ne zaman çıkarsa ben de dedim burayı bırakacağım dedim. Çiçek pazarında. Ben şey yaptıktan sonra, acılar yazıldıktan sonra 5 sene daha çalıştım orada. Devamlı kontrol ediyoruz. Acılık süremizi. Çıkmıyor, çıkmıyor. Tabii çıkmayınca da üzülüyoruz, başımıza eğiyoruz falan derken 2012 senesinde benim acılığım çıktı. Allah kahretsin. Biz hanımla beraber acılığa gittik. Ben içkili ortamları dedim daha elimden geldiği kadar çalmayacağım dedim yani. Ama böyle eş dost meclislerinde yine içkisiz yerler çıktığı zaman gidiyorum. Mesela arıyorum kendime göre bir kafe gibi şöyle haftanın iki günü üç günü oyalanmak için. Ama öyle bir yerde elime geçiremedim. Ne yapalım? Sağlık olsun. Her şey Rabbimin rızasına bağlı. Yani durum böyle. Hocam. Evet. Başka sormak istediğiniz? Ekmek parası yüzünden zaten. Malka. Beyoğlu'nda çalmaya başladı. Evet, evet. Eline ağzını yüreğine sağlık abi. Çok şükür yani. Böyle bir şeyde bulunduk. Teşekkür ederim Mehmet abi. Bir şey yok. Şunları.